Ogzon representing. Doha güzel bir müsabaka geçti benim açımdan da. Hedefimiz şimdi Kahire'deki 3. ayak. İnşallah orada da şampiyon olup dünya listesinde şu anda 2. sıradayım. Onu 1. sıraya taşımak. Evet, her dünya kupasına gittiğimiz zaman puan alıyoruz. Bunun sayesinde olimpiyat kotası dediğimiz davetiyemizi almaya çalışıyoruz. Kendi kotalı müsabakalarımız var. Bir de dünyada sıralama kotası diye bir kotamız var. O sıralama kotası dünyadaki eğer birinci, ikinci, üçüncü duruma gelirsen, önünde birinci, eğer birinci olursan sen alıyorsun. Eğer ikinci olursan birinci de varsa ikinciye kayıyor. Üçüncü olursan bir, iki de varsa üçe kayıyor. Sıralama kotası da bir tane kotamız var. Onu da kovalıyoruz. Normal kendi Avrupa oyunu, bu müsabakanın nasıl amacı Avrupa oyunlarına puan veriyordu. O puanı aldık, 2000 puan aldık. Avrupa oyunlarına gitmeyi garantiledim. Avrupa oyunlarında kota mücadelemiz var. Bir de dünya sıralamasındaki kota olmak üzere. Dünya Avrupa toplam 7 kota kaldı. İnşallah bir tanesini alacağım. Dünya Kupası şampiyonu bu sene. Geçen sene de 12 Mart tarihinde almıştım. Anlamlı bir günde. İstiklal Marşımızın kabul gününde. Kıbrıs Rum kesiminde yapılan müsabakada olmuştu. İstiklal Marşımızı okutmak nasip oldu. Dünya Şampiyonası'na çok hızlı hazırlanıyoruz. Bundan önceki kampımız da zaten Bakü'deydi. Müsabakada Bakü'de. Dünya Şampiyonluğu için de iddialı adaylardan biriyim. Dünya Şampiyonası Eylül ayının 5'inde başlıyor. 15'ine kadar devam edecek. Sırasıyla bize gelince atacağız. Evet, tabii ki benim gibi bütün sporcu arkadaşlarımın da çoğu işte daha önce babaları avcılık kökenli, atıcılık kökenli olarak geliyor. Benim babam da eski bir atıcı. Ondan dolayı bana örnek oldu. 14 yaşından beri yapıyorum. 41 yaşındayım. Benim 27 yıl oldu. İlk defa 1996 yılında başladım ben. 98 yılında ilk defa milli oldum. 99'da ilk dünya şampiyonu oldum. 2000 Avrupa üçüncüsü oldum. 2001 Avrupa şampiyonu, 2002 dünya ikinciliği, 2003 üniversite arası dünya şampiyonluğu gibi. Arkasından 6 tane dünya kupası şampiyonluğu var. 5 tane dünya kupası şampiyonluğu, 2 tane de dünya kupası final şampiyonluğu. Bu 5 tane kupa yapılıyor. Onun üzerine en sonunda da Şampiyon Kulüpler Kupası gibi en son dünyanın en iyi 10 atıcısı bir arada toplanıyoruz. Orada da 2 defa şampiyon oldum. Bir tanesi ülkemizde yapıldı. İzmir'de yapılmıştı. İlkini orada almıştım. Diğerini de Slovenya'nın Maribor şehrinde almıştım. Olimpiyatlardan hemen sonraki müsabakaydı. Orada olimpiyat şampiyonlarını geçmiştim. Benim için güzel anıların olduğu müsabakalar tabii. Çok zaman oldu. 27 yıl oldu. Ama hala bizim sporumuzun özelliği bu. Diğer branşlar normalde yapıyorsun. Veya küçük yaşta başlanıp. Maalesef 35'li yaşlarda, 40'lı yaşlarda bitiyor. Atıcılık sporu böyle değil. Atıcılık sporu çünkü yaşı yok. Yani gözün görüp vücudun el verdiği sürece, plakayı algılayıp vurabildiğin sürece atabiliyorsun. Tabii bizim için hedef 50 yaş. 50 yaşına kadar bir olimpiyat şampiyonu olup, ben de kariyerimde çünkü bir tek o kaldı. Hem dünya şampiyonuyum hem Avrupa şampiyonuyum. Geçen sene hem İstanbul oyunları şampiyonu hem Akdeniz oyunları şampiyonu. İki şampiyonum da var. Bu sene Dünya Kupası ile başladık. İnşallah bu sene yine Dünya veya Avrupa Şampiyonası'nda bir derece alıp hem olimpiyatıma 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyorum. Hem de orada ülkemize altın madalya kazandırıp ülkemize bu gururu yaşatmayı düşünüyorum. Evet, okulumuza ben yeni tayin oldum. Çok sıcak bir karşılama yaptılar. Sağ olsun müdürümüz Erdem Bey. Yani çok okulda görev yaptık tabii. Ama daha okula gelir gelmez hemen böyle çiçekler, madalyalar hemen böyle şeyler çok onore ettiler. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Şöyle sporcunun değer görmesi çok önemli. Çünkü bu
bir süre sonra başarıları alıyoruz. Çok güzel her şeyi. Devletimiz sağ olsun arkamızda. Desteğini zaten istiyor. Biz de yapmamız gerekeni yapıyoruz ama tabii bir noktadan sonra insan şöyle diyor. Evet, bu okulumuzda şimdi 750 öğrencimiz var. 750 öğrencinin içinde belki iki tanesi atıcılığa başlasa atıcılık sporu için çok önemli. Şimdi çalışmaları ikiye ayırıyoruz biz. Biri fiziksel hazırlık dönemi. Bu fiziksel hazırlık döneminde gerek atış gerekse vücut postürüyle alakalı duruş pozisyonları, kuvvet antrenmanları, aynı zamanda reaksiyon hızlarıyla alakalı bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Daha sonra da dikkat ve konsantrasyon amaçlı müsabaka maç antrenmanları yapıyoruz. Bu iki antrenmanı önemli olan oranını birleştirebilmek. Zaten bütün dünyada böyle. Biz bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü Türk takımı artık dünyada ismi geçen bir takım olarak görünüyoruz. İyi oluyor yani. Bizim çalışmalarımızın fayda gördüğümüz, yani bunlardan fayda sağladığımız biliniyor.